Ben Tuğçe Oduvar ve bugün sizlerle çizim ve sohbet videomuzun 7'sini çekiyor olacağız. Nerede kalmıştık? Ben artık üniversite 1'i bitirmiştim sürüne. Üniversite 2'ye geçmiştim. Yıkılmamıştım ama ayakta da değildim. Size üniversite 2'de başımdan geçenleri anlatırken bir yandan da buraya böyle bir sürü yüzler çiziyor olacağım. Kadın erkek karışık bu arada. Kız falan çizmiyorum yani, panik yok. Böyle birkaç tane yüz denemesi yapmak istedim. Bunları da hafiften analitik yapmak istiyorum. Çünkü bu konuda çok iyi değilim. Bu arada Pinterest'ten bazen çizimden bazen fotoğraftan böyle referanslar aldım. Onları da aşağıya bırakıyorum. Hazırsanız başlayalım. Aslında hazırlığı da sayarsak bu üniversitedeki 4. senemdi. Yani artık pişmiştim. Yani mekana sahibiydim, ortama hakimdim. Bir havalara girmiş hemen. Daha dur, 2. sınıfsın, ne oluyor? Bunun 4'ü var. Yani şaka maka artık bölüme falan ısınmıştım. Böyle hırslanmıştım. O garip ay olma hissim geçmişti. Böyle tamamen artık öğrenme amaçlı. Evet, ben bölümü bitireceğim. Hatta erken bitireceğim. Gazım hala devam ediyordu. Geçen sene başlayan. Ama neyse ki vardı. Çünkü gerçekten önümde zor, karanlık, çok zor, çok karanlık günler vardı. Şaka şaka o kadar da zor değil de yok. Zor da aslında, da karanlık değildi en azından. Ama şöyle bir şey var ki, 2. sınıfın dersleri 1. sınıfa kıyasla çok daha ilginçti. Karakter tasarımı dersimiz vardı, senaryo yazımı dersimiz vardı, animatik desen, görsel anlatım, elektronik görüntü derslerimiz vardı. Ki bunların hepsi de böyle okuduğum bölümle alakalı haliyle, yani bölümde aldığım için. Ya tamam, çizgi film otaklı ve kredisi yüksek derslerdi. Hani 1. senedeki gibi sadece böyle bir tane kredisi çok yüksek, yani 2 tane kredisi değil de böyle 5 tane dersin arasında bölünmüştü krediler. Daha güzel, daha dengeliydi yani. Daha az tırsıyorduk. Yani özet olarak aslında durum bu şekildeydi. Ama tabii bunun yanında aşırı hırslı minik Tuğçe'ciğimiz üstten de ders almaya tamamen devam ediyordu. Çünkü neydi, erken bitirecekti ya okulu. Ama hiçbir şey planlamamış. Bak, okuluna da geleceğiz ileriki bölümlerde, anlayacaksınız ne demek istediğimi. Bu sene de üstten animatik desen ders almıştım galiba. 3. sınıfın dersiydi normalde. Ama tabii ki de üstten ders alırken kendime alttan da ders bırakıyordum. Nasıl oluyordu bu biliyor musunuz? İnkılap ve İngilizce dersimiz vardı. Böyle 2 kredi mi neydi, saçma sapan. Ve her şekilde geçebileceğim dersler olduğu için sallamıyordum. Mantığa bak. Ve devamsızlıktan 2 senedir bu dersleri bırakıyordum. Ve şu anda transkriptimle göz göze geldiğimizde kendi ayağımı ne biçim sıktığımın farkına daha da vardım. Üstten ders alıyor, o kadar erken bitireceğim diye. Ama altta ders bırakıp not ortalamasını düşünüyor falan. Ay Allah'ım. Ay bilinçsizlik başa bela. Neyse. Bu sene ilk kez Photoshop görmeye başlamıştık. Ama bu bizim için bir ilk değildi, anlaşılan hocalar için değildi. Şimdi bu dediğimi yanlış anlamayın. Hocaları böyle yermek için falan söylemiyorum. Ama o zamanın teknolojisiyle şimdiki gibi her şeyi öyle internette bulamıyordum tabii ki de. Çünkü neydi? Yıl 1340'tı. Biz yazılı taşların üstünden öğreniyorduk dersleri. O kaynak çok olmadığı için kalifiye insan da çok yoktu. Her şey İngilizceydi. Öyle olunca tabii hocaların bazıları elektronik konularda özellikle çok da yetkili değillerdi. Bizle beraber öğrendikleri durumlar oluyordu. Ama biz de hiçbir şey bilmediğimiz için sınıfta böyle biren biri olacak. Kirana gibi böyle ona saldırıp ondan böyle öğrenmeye falan çalışıyordu. İnanılmaz keyifliydi. Bana aşırı aşırı zor geliyordu. Ama böyle feci de bir merak uyandırıyordu. Çünkü hayatımda ilk kez 22 yaşında Photoshop'la tanışıyordum. Aynı zamanda bununla beraber After Effects ders almaya da başlamıştık. Bu da böyle bir kurgu programı diye özetleyebilirim galiba. Efekt ve kurgu programı. Baya baba bir program. Benim şu an en sevdiğim galiba. Evet, en sevdiğim diyebilirim. En sevdiğim program hatta kendileri. Ama başta ilk tanıştığımızda yemin ediyorum beynim burnumdan aşağı aktı. Hiç anlamadım, mantığını oturtamadım. Bir de ben çok da annemin zannettiği gibi bir genius olmadığım için mantığını kavramam baya uzun sürdü. Ya programları zaten geneli girdiğinde çok da kendimi burada gömmeyeyim de o kendi içindeki mantığını anlamak biraz zaman alıyor. Zaten anladıktan sonra çoğu birbirine benzediği için çok daha hızlı öğrenebiliyorsun. Ama gerçekten başta bayağı bir zorlamıştı kendileri beni. Hatta o senenin 15 saatinde İstanbul'a gitmiştim kuzenimin sevgilisi. After Effects konusunda, yani görsel efekt konusunda aslında böyle bayağı işin piri bir insandı şansıma. O böyle bana birazcık daha anlatmaya çalışmıştı. Yazık çocuğa da bayağı bir işkence çektirmişti muhtemelen o dönemde ama. Birazcık daha anlamıştım. Hatta böyle ikinci dönem birkaç kişiye anlatabilecek seviyeye falan gelmiştim. Pokemon gibi gelişmiştim. Çok heyecanlıydım. Aslında şöyle oluyordu derslerimiz. Video Copilot diye bir tane internet sitesi vardı böyle bayağı. Usta bir After Effects'çinin böyle videolarla anlattı. Her ders oradan bir videoyu alıyordu. Koca bize hangi video yapacağımızı böyle gösteriyordu. Biz de o videoyu
izleyip aynısını yapıp ödev olarak getiriyorduk. Hoca da yapabilmiş miyiz, yapamamış mıyız diye bakıyordu. Yapamadıysak tekrar denememiz gerekiyordu hatamızı bulup, yani dersin işleyişi bu şekildeydi. Yani aslında video call paylaşıp dersimize girmiş hocamız olmuş gibi bir şey olmuştu o sene. Ama çok tatlı bir hocamız vardı ve çok keyifli derslerdi. En azından benim için öyleydi. Bunun yanı sıra o sene senaryo yazım dersleri de alıyorduk ve çok eğlenceliydi. Böyle karakter çıkartma, analiz etme, işte senaryoyu kurgulama falan, bunun böyle detaylarını falan öğrenme. Cidden ben bayağı zevk alarak ilerliyordum bu dersten ki şu an transkriptimle göz göze geldiğimde o zamana kadar aldığım tek AA'yı bu dersten aldığımı fark ettim. Ne yaptım ne aldım hiçbir fikrim yok ama aldığım kadarıyla bu dersi sevmemin bir sebebi varmış. Çünkü başarabildiğim o zamana kadar iyi seviyeyle başarabildiğim tek dersmiş. Bu arada transkriptimi cidden şimdi açıp baktım, hani mezun olduğumdan beri ilk kez. Ben daha iyi zannediyordum derslerimi. Orada böyle bir sürü C'ler, B'ler falan uçuşuyor. Ben daha böyle A'larla B'ler arası bir düzen kuruldu zannediyordum. Niye öyle bir şey zannediyorsun? Ne zannediyorsa kendini. Meğer bir sürü C, B falan varmış ama sanırım not ortalaması herkeste böyle bir aşağılarda olduğu için benim gözüme batmıyordu demek yani. Kendimi kötü hissedeceğim kadar sanırım yüksek not alan yoktu, ya da bir iki taneydi herhalde. Ben böyle bir çıkarım yaptım. Tam bu konuda emin değilim ama... Tabii şöyle bir şey de vardı. Bizim bölüm ünlüydü, hani hocaların çok yüksek puan vermemesiyle böyle genel olarak düşüklerde kalmasına. Abi sanat olayında yani bir kıstas yok, hani şey yok. Bir kitapta şöyle demiyor. Bunu çizebiliyorsa bu puan, şunu çizebiliyorsa bu puan demiyor. Hocanın aslında inisiyatifine kalmış bir şey oluyordu. E tabii ki de tutup da hocalar genelde öğrencilere wow 100 puan çok iyi demeyeceği için. Çünkü zaten profesör bunu açıkça söylemişti. Ben profesörüm, bu sınıftaki AA alabilecek tek kişi benim. Yani sizin notlarınız zaten B'den başlıyor ona göre. Onun için hiç AA alacağım falan diye heveslenmeyin diye belirtmişti. Çok güzel, çok açık bir ilişkimiz vardı hocalarla. O yüzden zaten çok fazla beklentimiz yoktu herhalde. O sene ve hemen her sene sanat tarihi ve sanat felsefe derslerimiz oluyordu. Bunlar böyle düşük kredili ama zorunlu derslerdi. Ki benim 3 MB'lık hafızamla dersin adını ezberlemem bile 2 hafta alıyordu. Siz düşünün. Tarihte çok kötüydüm, hafızam çok yetersiz. Ne kadar sevsem ilginç geldi de dersten çıktığımız anda unutuyordum. Ama bayağı böyle iyi puanla geçmişim bunları. Şu an ayrı bir şok yaşıyorum. Herhalde sınavdan hemen bir saat önce tekrar yapıp hatırlayıp sınava falan girmiş olsam gerek. Bu aynı şu an bana şey hissiyatı veriyor böyle. Kalecinin elinden sekip gol olan böyle top vardır ya futbol maçında. Evet. Aynı böyle bir şans eseriyle geçmişim bir hissiyatım var şu anda. Tam da emin değilim. Bu arada bu üstten aldığımız 3. sınıf desen dersi böyle gayet güzel geçiyor. Çünkü zaten desen derslerimiz hep güzel geçiyordu. Hocamız rahattı, ortam rahattı. Böyle bir kısıtlama, bir çerçeve yaptı böyle. Çizim, sohbet kafasında geçiyordu. Gerçekten eğlenceli derslerdi. Artık çizgi film dersinde de animasyon derinliklerine iniyorduk böyle. Yani çılgınlar gibi çuval animasyonu yapıyorduk. Önetim böyle çuvaldı karakterimiz. Bir dönem boyunca çuval alıştırma yaptık diyebilirim. Artık karaktere duygu bindirme zamanıydı ama tabii ki de çuval olduğundan yüzü falan olmayacaktı. Sadece vücut diliyle o duyguyu geçirmeye çalışıyorduk. Gerçekten zorlayıcı bir şeydi bu. Hem yönetmen hem oyuncu oluyorsun aynı zamanda o karakteri çizerken ki hani yüzün olmaması olayı çok değiştiriyordu ama baya işimize yaradığını düşünüyorum ben. En azından benim için öyleydi. Deliler gibi geceye kadar çalıştığımız zamanları hatırlıyorum ama hepsi gerçekten zorlayıcı olduğu kadar keyifliydi. Böyle her hafta yeni bir tane hareketimiz, yeni bir tane duygumuz oluyordu. Mesela işte salıncakta sallanan bir karakter olması gerekiyor. Hurra böyle arkadaşlarla gidiyorduk işte okulun bahçesine. Farklı işte salıncakta sallanıp birbirimizi falan gözlemliyorduk. Tabii şimdiki gibi internet ve video olanı olmadığı için elimizin altında çok rahat bir şekilde. Böyle dışarı çıkıyorduk, dışarıda geçiyorduk ve çok güzeldi işte. Duvardan atlamalar, ağaca tırmanmalar, dalda sallanmalar falan böyle. Her hareketi böyle birbirimizi gözlemleyerek çıkartıyorduk. Gerçekten çocuklar gibi şenlik net olarak. Tabii de Tuğçe'ciğim ne oldu? Hani önümüzde daha kötü günler vardı. Ne bu böyle günlük bir lisanlık dediğiniz noktadaki benim üstüme kara bulut gibi çöken dersten bahsedeyim. Karakter tasarımı dersi. Bu ders net bir şekilde beni birinci sınıftan bile çok daha fazla zorlayan bir dersti. Hocamız beni pek fazla sevmezdi ki bunu hani saklama gereği de duymuyordu. Ki bu karakter tasarımı konusunda başarılı olduğumu da düşünmüyordu. Buna nereden çıkardın derseniz bütün yaptığım böyle tertemiz bitmiş karakter sayfalar üstüne tükürmez kalemle böyle bir dalıp böyle bir çizim yapıyordu. Tabii orada bir yıldızlı geceler çizmiyordu yani. İki yuvarlak bir düz böyle yap falan daha iyi olur falan diyordu. Böyle benim gözümün yanından böyle bir damlaymış falan akıyordu. Ama gerçekten hiçbir zaman beni umutsuz
hırsla düşürmedi. O zaman artık böyle aysizlik hissim de gittiği için daha böyle hırsla. Hoca böyle beğenmedik de daha fazla çalışıyordum, daha fazla çalışıyordum. Nereden geldiyse bir hırs gelmiş, anlatamam, iyi ki de gelmiş valla. Yani şöyle bir şey de var ki bence hoca haklıydı. Benim karakter tasarımım hiç de iyi değildi. Senelerce Bob Ross izleyip minik sincaplar, çam ağaçları çizip daha sonra lisede natürmortların dibine vurunca gerçek çizmeye o kadar çok alışmıştım ki. Gerçekten hiçbir şey çizemiyordum. Böyle çok acayip bir kutunun içine sıkışmıştım. Gerçekten sınıf arkadaşlarıma baktığımda böyle inanılmaz güzel şeyler, böyle animatik şeyler çiziyorlardı. Benim her şey böyle çok gerçekçi ya da çok eğreti duruyordu. Olmuyordu yani. Hoca gerçekten iki katı fazla çalışmam gerekiyordu bu derste. Dersi sonunda güzel puanla geçtim. Falan nasıl geçmişim? Sanırım hoca hırsımdan dolayı geçirmiş olabilir öyle iyi bir puanla ama hiçbir zaman istediğim seviyeye ulaşamadım karakter tasarımı konusunda. Neyse ki bir dönemlik bir dersti. Ama çilemiz bitiyor muydu? Bitmiyordu. İkinci dönem aynı hocayla başka bir dersimiz vardı. Yani evrilip tekrar karşımıza çıkacak. Bunda artık böyle karakter animasyonu yapıyorduk ama adamın teknolojik ortama tükenmez kalemle girebilme gibi bir ihtimali olsaydı kesinlikle girip benim oradaki animasyonların üstünde böyle çarpılar, yuvarlaklar, çizgiler falan atardı diye düşünüyorum. O zaman da böyle ya olmamış bu, olmamış bu, hiç olmamış, sen bu bölümü okuma, bence hazır yol yakınken git falan cümleleri kurdu böyle her hafta. Güzel bir ders akışımız vardı. Ama yıldırmadı, yıldırmadı. Vallahi devam ettim. Hatta böyle şey oldu böyle. O dönem derslerim bayağı yükselmişti not ortalama. İkinci dönemi gelmesi tabii ki de yaz aylarının gelmesiyle yaymakla da beraber. Notlarım birazcık daha düşmüşüm transkripti bölümde. Vallahi tek tek inceliyorum hepsini. Kendimi iş görüşmesine almış gibi hissediyorum şu anda ama... Böyle sanırım biraz da şey olmuş, yapabilitemi gördükten sonra bir yapmama durumu vardır bende zaman zaman. Sanırım birazcık burada da olan şey buymuş. Bu sene bu kadar çok böyle çeşitli animasyon dersimiz olması, yani animasyon değil, animasyonla ilgili dersimiz olması aslında bana böyle aslında olanın ne kadar çok geniş olduğunu daha da böyle pratikte de gösteriyordu. Derslerde almışam yalan yok, bir şeyler öğrenmiyorduk, bir şey öğreniyorduk tabii ki de ama her şeyi öğrenmiyorduk. Ama bölümümüzde gerçekten doğru ve aşırı pratik yapmamız gereken ev ödevlerini ve o ödevleri yapabileceğimiz ortamı sağlıyordu ki bence bu zaten olması gereken şeydi. Hani şu an üniversiteye girecek olanları da sesleneyim. Buradan sesleneyim. Sesleneyim. Halk duyurusu yapıyor çünkü. Size söyleyeceğim şey, üniversiteye girdiğinizde hocanın size öğretmesi kesinlikle beklemeyin. Tabii de öğretecekler ama esas sizin kendi kendinizi geliştireceğiniz bir alanı, o ortamı böyle o şekilde kullanmaya odaklı bir şekilde ilerlemenin sizin faydanız olacaktır. Bu da benden minik bir not, minik bir altın bilezik olsun size. Bu arada benim o sırada gelecek planlarım hızla kuruluyordu. Yani kısa menzilli planlardaki görüş alanım 0, hatta -5 falan olduğu için kısa menzilli hiçbir planım yoktu yani. Üstten ders alıp uzun vadede okularken bitirmeyi düşünüp bir yandan alttan ders bırakan bir insan olduğumu göz önünde bulundursak evet, görüş alanım kısa mesafede çok da etkili değildi ama uzun mesafede tekrar bir Amerika planım ve bir Erasmus planım vardı. Bunlar tam hızıyla devam ediyordu yani. Bir şey yapmıyordum aslında da kendimi hazırlıyordum. O sene zaten alttan bıraktığım derslerin dışında hiçbir şeyde kalmadım. Birinci dönemde, ikinci dönemde notlarım iyiydi. Birinci seneye göre hatta bayağı daha iyiydi, bayağı daha. Daha kötü olamaz zaten. Yok ya, çok kötü değil de. İyiydi yani, memnundum, bir sorun yoktu. Çizgi film dersinde de gene böyle ikinci dönem bir tane kısa film gibi bir şey yapmıştık. Bu seneki filmimi pek sevmemiştim. Hatta geçen sene daha güzeldi yani. Ama şey açısından kendimi takdir ettim. Böyle visual effects, görsel effect falan kullanmaya çalışmışım. Yapamamışım ama çalışmışım. Bu da bence çok güzel bir başarıdı. İlk de denemişim korkmadan. Vallahi kendimi takdir ettim. Video Copilot'tan öğrendiğimiz şeyler az çok işime yaramış anlaşılan. Tabii dersler iyi hoş da canım, arkadaşın, sevgilin, aşk hayatın, dramalar ne oluyor falan derseniz arkadaş ortamımız dediğim gibi her zaman güzeldi. O zaman da güzeldi. Böyle kalabalık büyük bir ortamımız vardı. Böyle neşeli insanlarla çevriliydik açıkçası. Hepsi böyle manyak, hepsi çılgın, hepsi eğlenceliydi. Güzel geçiyordu. Arkadaş konusunda hiçbir sorun yoktu. Bisiklet biniyorduk, basket oynuyorduk, işte konserlere gidiyorduk, festivallere gidiyorduk, seyahat ediyorduk, içiyorduk, sıçıyorduk falan. O kısımlarda hiçbir sorun yok yani. Tam yaşamam gerektiği gibi bir üniversite hayatı yaşıyordum diyebilirim. Aşk hayatına gelirsek burada birazcık dramalar var ama başkasını da içerdiği için bunlarla tabii ki detaylı bir şekilde bahsetmeyeceğim. Ama hala uzun ilişkim devam ediyordu. İkinci senesindeydik ki benim için inanılmaz bir başarıydı. Ama bazı sebeplerden dolayı son sevgilimle 7 ay ayrı kaldık. Yani ayrılmadık da birbirimizi görmedik. Tabii o dönem birazcık zorluydu. Ama iyi oldu yani aslında. Yani derslere, arkadaşlar falan derken güzel geçiriyordum her şekilde. Böyle bütün enerjim okula kanalize olmuş oluyordu. Hoş, ben hiçbir zaman böyle enerjisini bir ilişkiye kanalize edebilen bir insan değildim. Yani bu demek değil ki buhranlar, yaşamadığım dramaların dibine düşmedim. Tabii ki de yaşadım. En sevdiğim. Yaşayacaktım tabii. Yaşamayıp da ne yapacaktım. Ama yani hala şu anda mevzusunu etmeye gerek duyacak kadar bir şey yok. Ama mevzusunu etmeye gerek duyacak bir nokta var bu sırada.
benim belime kadar böyle uzun sarım sarma ne denir bilemedim. Sırma mı bilemedim. Saçlarım vardı. Ben onları çıtık diye küt kestim o senenin yazında, dönemin sonunda. Bir hafta küt kestikten sonra kısacık kestim, yani üçe vurmadım çünkü makinem yoktu ama böyle bildiğin bir parmak uzunlukta hepsini kestim. Kanıt mı istiyorsanız? Alın bakalım. Evet, hiç acımadım. Bir depresyon içine falan da değildim. Değişiklik istiyordum, kısa saçı denemek istiyordum. İyi ki de yapmışım yani. O işini yapmayacaktım da ne zaman yapacaktım? İnanılmaz rahatmış. Kısa saç inanılmaz rahatmış. Tabii de mahalledeki beni 4 senedir tanıyan tekerin beni 15 yaşındaki bir oğlan çocuğu zannedip kimlik sorması dışında pek fazla bir sorun yaşamıyordum. Annem de öyle diyordu. Oğlan çocuğuna benzedin diye. Hiç beğenmemişti ama ben çok rahattım. Her ne kadar bu bana bir sonraki sene tövbe bismillahlık bir kuyu canavarı görüntüsü olarak geri dönmüş olsa. Gerçekten o saçı uzatma evresi iğrençmiş. Bunu bir sonraki bölümde size böyle detaylı bir şekilde anlatırım. Ağlamakla. Ha, bölüm kapatmadan önce şunu belirteyim hemen. O yazın sonunda sevgilim geri döndü. 7 aylık bir ayrılıktan sonra böyle beraber bir 3 hafta tatile çıktık. Bir kıyı şehri tatili yapmıştık. İzmir'den başlayıp Olimpos'a kadar tüm şehirde böyle otostopla böyle 3 haftalık bir tatil yapmıştık. İnanılmaz güzeldi. Böyle bayağı kafamıza göre bir gün orada kalıyoruz, sonra buraya geçiyoruz, hadi buraya geçelim diyoruz, oraya gidiyoruz falan böyle. Bayağı güzel bir gezi olmuştu, eğlenceli geçmişti. En sonunda böyle Olimpos'ta birkaç gün kaldıktan sonra da geri dönmüştük. Artık 3. sınıf olmaya hazırdım. Her ne kadar 3 olsa da bu artık bu okulda geçireceğim aslında. Son yılda size de böyle minik bir spoiler vermiş olayım burada. Yani çok da gizli bir bilgi değil ama. Bunu tabii ki de bir sonraki bölüme saklıyoruz. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım eğlenmişsinizdir. Eğlenirken hiçbir şey öğrenmemişsinizdir. Çünkü bu sadece eğlence amaçlı bir videoydu. Sizinle çok yakından yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.